Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda sunucumuza bağlanmış, sunucumuzdaki kurulumları yapmış ve bilgisayarımız ve telefonlarımız için bağlantı ayarlarını içeren dosyaları da oluşturup bilgisayarımıza indirmiştik. Şu anda bunları bilgisayarımda görüntüleyebiliyorum. Ancak bunların kendi bilgisayarımda çalışabilir hale gelmesi için bu OpenVPN bağlantısını sağlayabilecek bir programa ihtiyacım var bilgisayarım üstünde. MacOS X için bu program Tunnelblick arkadaşlar. Tunnelblick programını kullanarak OpenVPN sunucumuza güvenli bağlantıyı sağlayabiliyoruz. Buradan son stabil yayınını indiriyorum. Şu anda indi. İndirilenler listesinden bunu çalıştırdığım zaman bana böyle bir karşılama ekranı getirdi. Buna çift tıkladığım zamansa bunun kurulumunu yapmak için çalıştırayım mı diyor. Evet diyoruz. Bize diyor ki bunun Applications dizinine taşınması lazım. Buraya parolamızı giriyoruz. Bu arada bu benim kendi bilgisayarımın parolası tabii ki. Tamam dediğim zaman bunu application dizinine kuruyor. Bekliyorum şu anda. Evet kurulumu yapılmış bir şekilde tunnel blik şu anda çalıştı. Diyor ki ben yukarıda nereye konumlandırayım kendini. Normal değil de ben direkt spotlight'ın yanına konumlandırılmasını isteyeceğim. Neden hemen şurada dursun ki bağlantı aktifken göreyim ben bunu. Spotlight'ın yanına gel dedi. Ayar dosyaların var mı diyor. Evet bizim ayar dosyamız var. O zaman ayar dosyanı seç diyor. Ayar dosyamızı da seçelim. Ben bu bilgisayar için oluşturduğum ayar dosyası hangisiydi? Buydu. Bunu da çift tıklıyorum. Bu bağlantıyı kim kullanabilsin diyor. Bilgisayarda birden fazla kullanıcı olursa hangisi kullanabilsin diye soruyor. Zaten benim bir tek kullanıcım olduğu için sadece ben diyorum şu anda. Bu ayarları yapabilmek için tekrar parolamı soruyor. Evet, parolamı da girdikten sonra sanıyorum ayarları da yaptı ve şu anda bakın Urs MacBook Pro disconnected. Bağlı değil diye gözüküyor. Buna bağlan dediğim zaman şu anda yetkilendirme yapıyor. Ayarları alıyorum diyor. Evet şu anda bağlandı. Şu anda arkadaşlar hayırlı olsun. Kendi kurduğumuz VPN sunucusu üzerinden güvenli bir şekilde dışarıya çıkmış olduk. Buradan gelip bağlantıyı kesiyorum. Ve hızlıca birkaç şeye bakalım istiyorum. Buraya geldim. What is my IP adres.com'a geldiğim zaman bakın şu anda Vodafone üstünden internete bağlanıyorsun. İstanbul'dasın IP adresinde bu şeklinde gözüküyor. Bir de hız testi yapalım hemen arkadaşlar. Şu anda benim kendi bağlantım üstündeki hızı test edelim. Evet, hız testimiz sonuçlandı. Bakın, VPN'e bağlanmamışken benim indirme hızım 43.11 megabit, karşıya yükleme hızımsa 3.7 megabit. Tamamdır. Şimdi bakınız, Urs MacBook Pro bağlantısını tekrar bağla dedim. Yetkilendiriliyor. Ayar dosyası alınıyor ve bağlandım. Şu anda kendi kurduğum sunucu üzerinden VPN aracılığıyla internete erişiyorum. Gelip hemen what is my ip adres sayfasını yenilediğim zaman arkadaşlar bakınız bana diyor ki Frankfurt'tasın. IP adresinde bu. Bu IP adresini hatırladınız mı? Sunucuya bağlanırken kullanıyorduk. Artık bizi internette temsil eden makine bu. Bütün internet bizi bu IP adresi ve bu konumla tanıyor. Biz de bu makineyle kendi aramızda şifreli olarak konuşuyoruz. Peki hız testine tekrar girelim. Bakınız bu sefer Frankfurt'taki bir sunucudan indirme yapıyor. Evet arkadaşlar şu anda 99.25 megabit gözüküyor indirme hızı. Kıyaslayabilmek için İstanbul'dan bir bağlantıya çekelim. İstanbul'daki Türk Telekom Avrupa'ya çekelim ve git diyelim. Şu anda internetimiz önce Almanya'ya çıkıyor. Almanya'daki sunucu İstanbul'daki bu servis sağlayıcıya bağlanıyor ve oradaki bilgiyi şifreli olarak bize tekrar iletiyor. Evet, İstanbul'daki bir sunucuyu seçip hız testi yaptığımızda 25 megabit kadarlık bir hız görüyoruz. Bir şey daha gösterelim size. google.com'a girdiğim zaman beni otomatik olarak google.de'ye gönderiyor. Neden? Çünkü dediğimiz gibi şu anda biz aslında Almanya'dan internete bağlanıyoruz. Bu yüzden Almanya'daki bir bilgisayarın internet erişimi nasıl sağlanıyorsa, internette ona nasıl cevap veriliyorsa şu anda biz de benzer bir şekilde yanıt alıyoruz. Bu ayarları yaptıktan sonra sağdaki soldaki reklam alanlarında Almanca bir şeyler görmeye başlarsanız şaşırmayın yani. Evet. OpenVPN sunucu kurulumundan sonra ilk istemcimiz olarak bilgisayarımıza da kurulumumuzu yaptık. Sonraki videoda da iPhone'umuza Nasıl bu istemci ayarlarımızı aktaracağımızı göreceğiz. Hayırlı olsun.